Merhabalar ve günaydınlar değerli izleyenler. Kuzey Kıbrıs Web TV'den yayın yapıyoruz. Tarafsız Bakış programına hoş geldiniz. Soğuk bir kış günündeyiz diyelim. 1 Şubat bugün yeni bir aya geçtik. Ama geçerken de son birkaç gündür gerçekten Sibirya soğuklarını hissettik her birimiz. Bazı bölgelerde olumsuz koşullar oldu, zararlar oldu ama tabii ki can kaybının olmaması da sevindirici ve teselli edici bir noktada. Yağmur berekettir. Zararlı olmasın diyoruz. Zarar olan bölgelerimize de bir an önce telafi edilmesine ilgili gerekli yardımların ulaşacağını ümit etmek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz Jale Refik Rojes, bağımsız milletvekili. Gündemde öne çıkan konuşacağız. Siyasi duruşuyla ilgili olarak herhangi bir planı var mı? Kendisine soracağız elbette ki program içerisinde. Ve programımız başlasın, tarafsız bakış başlasın diyoruz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi bayağı soğuk bir güne uyandık gene. Ama biraz da özlemiştik belki kış günlerini. Tabii ülkemizde kış olurkenden veya biraz yağmur yağarkenden hemen aman bir yer işte zarar görmesin, seller olmasın, taşkınlar olmasın, insanlar zarar görmesin diye endişe duymaya başlıyoruz. Bu da aslında ülkemizdeki çarpık yapılaşmanın sinyallerini veriyor, bize tekrardan onu hatırlatıyor. Yani bu son birkaç günde bayağı bir endişe, yağmurla karşı karşıya kaldık, endişeyle bekledik. Zarar gören yerler var ama çok daha kötüleri de olabilirdi. Tabii önemli olan can kaybının olmaması. Elbette, çünkü evet. Hatırlıyoruz yani dört gencin arabasının sel sularına kapılarak aynen hayatını kaybetmesini. Yani bu unutulacak gibi bir olay değil tabii. Değil, evet. Yani Girne bölgesinde o bölgelerde bu kadar şiddetli yağışın olması tabii ki böyle bir korkuyu getirdi ama tesellimiz dediğimiz gibi evet, Kormacık can kaybının olması. En çok etkilenen yerlerden birisi oldu. Belli görüntüler oldu. Barajlar taştı, deniz taştı. Ama en azından can kaybının olmaması evet, berekete dönüşsün şey diyelim ve zarar ziyanda en erken zamanda telafi edilmesini umut edelim. Evet, bu tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi aslında ülkemizde. Çünkü bu tür başvurular, zarar ziyanla ilgili başvurular kaymakamlığa yapılıyor. Ama kaymakamlığın aslında bunu telafi edecek bir fonu yok. Ve biz bütçe içerisinde bunun için ayrı bir yani deprem ve afet fonu gibi bir bütçe ayrılması ve böyle durumlarda zarar gören kişilerin gidip başvurup da ciddi anlamda en azından o hak ettiği zararın karşılanması için hak ettiği miktarı alabileceği bir uygulamaya geçilmesi için uğraş verdik. Ama maalesef tam olarak böyle bir şey yok. Yani merkezi bütçeden ayrılabildiği kadar bir şeyler verilmeye çalışılıyor ama kaymakamlığın aslında bu noktada güçlendirilmesi ve bu konu için spesifik olarak bütçe ayrılması önemli aslında. Evet. Evet, sağlığa yeterli bütçe ayrıldı mı? Yani sağlığa baktığımız zaman da yani bir nüfus artışı içerisindeyiz. Ama bütçede geçti. Sağlığa ayrılan bütçeyle ilgili yeterli ilaç tedariği oluyor mu? Altyapı oluyor mu? Veya Girne Hastanesi'ne ilgili de ben bildiğim kadarıyla bir bütçe ayrılmadı. Girne Hastanesi yarım kaldı. Sağlıkta sıkıntılar da sürüyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursanız bu otomasyon sistemi de geçmedi. Çünkü sağlık alanından aslında mesleğinizi icra eden bir kişi olduğumuz için sağlığa geçelim. Neler söyleyebilirsiniz? Evet, sağlıkta yani özellikle ilaç konusunda yıllardır zaten gerekli bütçenin ayrılmadığını biliyoruz. Sağlığa da genelde baktığımızda yani genel bütçe içerisinde sağlık en yüksek payı alan bakanlık olmasına rağmen dünya standartlarıyla karşılaştırdığımızda yani normalde dünyada %12 civarı bir bütçe ayrılır sağlık için. Ülkemizde bu %8,5 civarlarında şu anda. Yani bu artmış hali ama hala yeterli değil. İlaç konusundaki bütçe yetersizliği aslında her seferinde bizi her yıl bilerek, isteyerek halkımızı mağdur eden bir şeye dönüşüyor. Ve bu aslında sağlığa da daha ciddi bir sağlık sistemine de daha büyük bir yük olarak da geri dönüyor. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz ama maalesef bunun önüne bugüne kadar geçilebilmiş değil. İlaç için ayrılan bütçe örneğin 2023 yılı için ayrılan bütçenin
ihtiyacımız olan, ülke olarak ihtiyacımız olan ilacın üçte birine yeteceğini bilerek ve isteyerek bu şekilde bir bütçe ayrılmıştı. Haliyle işte senenin ortalarına daha gelmeden ilaç eczacılıkta ilaç bitiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar, yani eczanede satılmayan ilaçlar için, işte kronik hastalığı olanlar, MS hastaları gibi, otoimmün hastalığı olanlar, kanser hastalığı olanlar ilaç bulamıyor. Ve bu aslında o tedavilerin de aksamasına sebebiyet veriyor ve bu hastalığın ilerlemesine de sebebiyet verebiliyor. Ve yani aslında bu da sağlık sistemine de tekrar yük olarak geliyor. Yani hem halkın sağlığını riske atmış oluyoruz, hem de bu zaten işte hastalığın ilerlemesine sebebiyet vereceği için sağlık sistemine de tekrar bir maddi yük olarak geri geliyor. Bunları yıllardır yazıyoruz, çiziyoruz, söylüyoruz, mecliste, kürsüden konuşuyoruz. Ama maalesef bir şey yapılmadığını görüyoruz. Yani halkın gerçek ihtiyaçları için paranın ayrılamadığını görüyoruz. Yani bir yandan işte geçici işçi alımı için siyasi partilerin kendi geleceklerini garantiye almaları için yapılacak yatırımlara para bulunuyor, bütçe bulunuyor. Ama gerçekten işte halkın sağlığı için, halkın eğitimi için gerekli olan bütçe hiçbir şekilde yeteri kadar ayrılamıyor. Bu da bir yılan hikayesi olmuş durumda. Sağlıkla ilgili tabii yıllardır söylüyoruz ama yani hala daha aynı noktadayız. Biliyorsunuz bu sene bir eczacılıkla ilgili, bir hukuki eczacılarla ilgili ve hekimlerle ilgili başlayan bir sosyal sigorta reçete yolsuzluğu süreci var. Herkesi aslında derinden de üzen bir süreç oldu. İki tane saygın meslek grubunu da genel olarak zan altında bırakan, birçok kişinin tutuklandığı, halkın arasında sevilen, güvenilen hekimler olan, eczacılar olan kişilerin tutuklandığı bir sürece dönüştü. Bu da gene aslında bu sistemin kurulamamış olması, otomasyonun bahsettiğiniz gibi kurulamamış olmasıyla alakalı. İlaç konusunda bir ilaç takip sistemi yıllardır konuşulan konulardan bir tanesi. Yani örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde siz bir ilaç ülkeye girdiği anda Türkiye Cumhuriyeti'nde o ilacın nerede olduğunu devamlı suretle takip edebiliyorsunuz. Yani kargo paketi gibi. O ilaç işte hangi depodadır, hangi eczanededir veya halka ulaşmışsa kim aldı o ilacı? Hatta o paketin içerisinde şimdi kaçıncı tablete? Bununla ilgili bir çalışma var ama değil mi? Bu otomasyonla ilgili bir çalışma var yani ama. Yani şimdi otomasyon genel bir şey, yani kelime. Yani otomasyon da neyin otomasyonu? Şimdi bizim maalesef hastanemizdeki otomasyon sistemi tekrar tekrar güncellenir oldu ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bize bunu e-devlet kapsamında yapmasını bekliyor haldeyiz. Yani bence en üzücü şeylerden bir tanesi de budur zaten. Çünkü biz kendimizin yapabileceği birçok şeyi bugüne kadar yapmadığımız için, bakanlıkların içinin her geçen gün boşalmış olması, yeterli teknik personelin bakanlıklarda yani olmamasından nasıl dolayı. Nasıl ki kimlik bilgilerine ilgili bir bağlantı olduysa, aynı şekilde sağlık konusuyla da ilgili bir sistem bağlantısında mı söz ediliyor? Evet. Evet, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sistemin bir benzerinin burada kurulması. Yani detaylarını tam olarak bilmemekle birlikte öyle gibi görünüyor. Yani bir şekilde o verinin toplandığı yerin gene Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu bir sistem gibi görünüyor. İlaç takip sistemi de bunun bir parçası olan bir sistem gibi görünüyor veya olması bekleniyor ve ben Sayın Bakan'a sorduğumda da işte Türkiye Cumhuriyeti'ne söyledik, bunu öne alsın, bunu öncelikli yapsın gibi çok üzücü şeyler duyduğumu da söylemek isterim. Yani sonuç olarak bir ülkenin temel ihtiyaçlarını kendi bakanlık görevlilerin asli görevlilerin başka bir ülkeye devretmiş pozisyonun itirafıdır. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla yani öncelik olarak bizim işte ilaç eczacılık dairesinde bir envanter sistemini kurmamız, yani
düzgün, çağdaş bir raf sisteminin kurulması, hala daha böyle bir şey yok. Yıl 2024, ilaç eczacılık dairesine giren ilaç, çıkan ilaç, bunların takibi güvenilir bir şekilde yapılamıyor. Geçenlerde gene ilaç eczacılık dairesini kapattılar, sayım yaptılar. Ama bu böyle işte birkaç senede bir sayım yapalım da bakalım neyimiz var diye olacak bir şey değil. Yani ondan öteye bir türlü, bir adım daha öteye gidemiyoruz. Yani her yeni gelen bakan bir şeyler yapacağını söylüyor. Bu sağlık bütçesinin konuşulduğu dönemde de bu dönemin o işte raf sisteminin kurulacağı dönem olduğu söylendi. Bununla ilgili bir bütçe de ayrıldı. Yakın takipçisi olacağız elbette. Sibel Hanım'ın bir sözü oldu. İlaç eksikliğinden farklı olarak diyor ki çok pahalı oluşundan ötürü ilaçların hastalar diyor daha ucuz ilaca yönleniyor. Bu da diyor toplum sağlığında bir tehlike oluşturur. Yani demek istiyor mu ki kullanması gereken esas ilacı değil de farklı ilaca mı yönlendiriyor? Nasıl bir açıklama yapabilirsiniz? Yani daha ucuzdur ve toplum sağlığı tehlikededir diyor. Evet, yani tam olarak neyi kastettiğini açıkçası bilmiyorum. Yani çok bir şey söylemek istemem spesifik onunla ilgili. Yani şunu söyleyebilirim. Tabii ki her bir ilacın esas orijinal işte belli bir ilaç şirketi tarafından üretilen bir ilaç vardır. Onun belli bir süreden sonra muadilini de başka ülkeler yani o şeyi içeriği kullanarak üretmeye başlar. Ve bu da genelde daha makul fiyatlısı olur. Daha jenerik bir isimle çıkar. Bu yani dünyada da yapılan ve satılan, uygulanan bir şey. Genelde bunların belli standartları vardır. Zaten o standartta olmayan ilaçların bu ülkeye hiç girmemesi gerekir. Dolayısıyla illaki işte muadilini almak ve işte o isimle ilk üretilen ilacı almamak illaki toplum sağlığını riske atmaz. Ama tabii başka şeyler varsa veya siz gerçekten almanız gereken ilacı alamıyorsanız da başka işte ilgili ama tam spesifik o ilacı almıyorsunuz da başka bir şey almak zorunda kalıyorsanız o ayrı bir tartışma konusudur elbette. Evet. Ama sonuçta yani gerek hastaneden yani hastanede yazılan reçetelerde devletin biliyorsunuz eczanesinden, hastanelerden alınabilecek ilaçlar var. Sosyal sigortalarla geri ödemelerin yapılması gereken ilaçlar var. Sosyal sigorta emeklisi olan kişilerin alabileceği. Ve maalesef işte bu son sosyal sigorta reçeteleriyle ilgili bu hukuki süreç başladığından beridir. Maalesef bu süreçte bir ciddi aksama olduğunu görüyoruz. Ve artık eczacılar sosyal sigorta reçetesi yazmak, bunları doldurmak istemiyor. Hekimler bu reçeteleri yazmak istemiyor. Herhalde bugünden itibaren olacak. Çünkü dün itibariyle bir anlaşma imzaladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Eczacılar Birliği'nin arasında. Evet, evet. Ve bugünden itibaren yürürlüğe gireceği de basına yansıdı. Evet. Yani ilaç temin edilmesinin güven altına alınmasından ilgili, her üç bacağının güven altına alınmasından evet, ilgili ve bir de denetleme kurulunun bu konuyla ilgili kurulacağını ve gerçekten burada tebessüm etmemek mümkün değil. Bunca yıl böyle bir sistemi yürütmeye çalışılıyorken, böyle bir sorunun olduğu yıllar önce biliniyorken ki öyle son birkaç ayda çıkmadı bu sıkıntı. Yani bunun 2-3 yıl önceden aslında konuşulduğu bu konuda. 12 yıl. Yani bu hep üst, yani daha evet, önceden evet, böyle bir sistem kurulamaz mıydı? Denetleme kurulunu kuramaz mıydınız? Yani evet, ne kadar geç kalınmış? Yani bu çözüm basına büyük bir başarı gibi aktarılıyor. Ama kesinlikle, ne kadar geç kalınmış. İnsanları evet, suçlayacağınıza evet, sisteminizi doğru kurun. Ne doktorunuzu ne hekiminizi hırsız ilan etmeyin veya sahtekar ilan etmeyin. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Yani benim en başından beridir aslında söylediğim budur. Yani bu süreç içerisinde elbette ciddi anlamda yolsuzluk yapan, devletten para çalanlar varsa onlar cezalandırılsın. Yani sonuçta burada bir yargı süreci var. Biz şey değiliz yani mahkeme biz değiliz. Onu yargı sürecine güveniyoruz, bırakıyoruz yargıya. Ama en başından beri de söylediğim bir şey var. Sonuçta bütün bu süreç içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi
en az bu yolsuzluğu yapanlar kadar suçludur. Çünkü sonuçta devletin zaten bu mekanizmaları denetim için vardır. Yani yoksa bırakırsanız, yani her yerde insanlar yolsuzluğa meyilli olabilir. Yani eğer boş bulursa ortamı, ki bir işte Danimarka'daki bir arkadaş yazıyordu geçen gün, yani aslında orada bile farklı değil. Yani sadece KKTC değil. Yani dünyada nedir? Sonuçta bir şey vardır. Yani kurallar vardır. O kurallara uymazsanız cezalandırılırsınız. Bizim ülkemizde bu süreçler düzgün işlemediği için ve en baştakiler bile her çeşit hukuksuzluğu yapıp yapanın yanına kaldığı için artık böyle bir şey haline geldi. Normaldir zaten, çalmak da normaldir, hukuksuzluk da normaldir gibi bir algı. İşte Ali Pilli çıkıp Sağlık Bakanlığı döneminde kürsüden şey demişti, yani biz yapamayız denetim. Yani böyle bir şey olamaz. Yani siz orada o bakanlık görevini tutuyorsanız o denetimi de yapacaksınız. Dolayısıyla Sosyal Sigortalar Dairesi'nin de bugüne kadar aslında soru işaretlerinin olması, ki ben yani 2010'lu yıllarda müdürlük yapmış kişilerle de konuştuğumda gene bana belli soru işaretleri olduğu, belli dönemlerde belli kişilere ödemenin yapılmasının reddedildiği, işte çok yüklü miktarda reçeteler yazıldığı vesaire vesaire, yani bu süreçlerin aslında o zamanlardan beri olduğunu biliyoruz. 2010'lu yıllardan bugüne işte 10 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş, hala daha bu sistem kurulmamış. İlaç takip sistemi 15 yıldır kurulmamış. İşte otomasyon sistemi daha düzgün çalışması için kurulmamış. Kurulan sistem içinde denetim yapılmamış. Bu kadar zaman bunlar yapılmamış. Aniden bir gün uyandık ve dediler işte bakın bir yolsuzluk var, üstüne gidelim. Yani böyle ne kadar şey da ilginçtir. Sağlık bakanlarının çoğu, belki hep tümü sağlıkçı ve doktor. Yani bu sistemi kurmak açısından en iyi. Evet. Ya bu işi anlayan kişiler bakan, evet, olmuş aslında. Yani benim açıkçası sağlık bakanlıklarıyla ilgili gördüğüm şu, genel olarak birçok bakanın daha çok işte nasıl daha çok istihdam yaparım, nasıl daha çok kişi işe alırım, bir sonraki seçimde gene seçilmeyi garantilerim. Yani işte ilaç eczacılık dairesinin deposunu düzenlediğinizde bu halkın gözünde oy getirecek bir şey olmayabilir. Çünkü halk onun detayını bilmeyebilir. Ne yaptıydı o zaman olur. Ama istihdam ederseniz tamam, bizim işte kızımız oğlumuz iş aldıydı. O ailenin tümünün bir işi değil sadece, bütün oyunu garantilersiniz. Maalesef bu düşünce yapısıyla gittiğimiz için zaten her geçen gün bakanlıkların içi boşalıyor, kurumların içi boşalıyor, dairelerin içi boşalıyor, teknik personel her geçen gün azalıyor. Çünkü işte bizim işte falanın kızı falanın oğlunu işte geçici işçi olarak alayım da en azından dediğiniz gibi o kişilerin oyunu alayım sürecine dönüşüyor maalesef. Dün imzalanan protokole baktığımızda, yani bütün bunlar sizin de söylediğiniz gibi, yani şey, İngilizce'de bir laf vardır, too little too late, yani çok az ve çok geç. Yani bunu şimdi yaptığımızda, yani tamam bundan sonrası için tabii ki elbette yapalım. Kırdı, ama yani kırıldı, döküldü, her zarar olmuş, ziyan, evet. Too little, too late, yani bu noktaya geldiğimizde. Sonuç olarak şey de bence çok ilginçti. Mesela bu tutuklamalar başladıktan hemen sonra Sosyal Sigortalar Dairesi reçetelerin artık bir aylık değil de 6 aylık kadar yazılabileceğinin açıklamasını yaptı. Bu kadar yıldır madem bu kadar kolaydı, neden 6 aylık reçete yazmıyoruz ve ısrarla her ay yeniden reçete yazılmasını bekliyoruz? Kronik hastalığı olan kişiler zaten belli bir ilacı, yani işte bir tansiyon hastası 30 sene o tansiyon ilacını kullanacak zaten. Ha, senede bir, senede iki hekimine gidip takibinin yapılmasına zorla, ama her ay tekrar hekime gidip tekrar reçete yazdırmasını beklemek zaten yani tıp bilimiyle de bağdaşan bir şey değildir. Dünyanın her yerinde zaten bu reçeteler daha uzun süreli yazılır. Mesela bu uzun yıllar yapılmamış, ama ki yolsuzluk biraz da bunlarla, ya da yolsuzluk ya da usulsüzlük bununla başlamış. Çünkü eczacı artık demiş, tamam Hasan Ağacı, biraz sen doktora gitme, ben hallederim doktorla, vereyim ben sana ilacını da boşuna koşturma. Yani öyle bir şeye dönüş, oradan başlayıp dediğim aslında gibi. Aslında halk çözümünü kendi bulmuş bu şekilde. Üretmiş, aynen öyle. Şimdi dün imzalanan protokole baktığımızda, protokol maddelerini buraya gelmeden önce okudum. Yani bu sizin de bahsettiğiniz
bahsettiğiniz gibi aslında bu reçetelerin doldurulmasıyla ilgili bu reçetelerin denetimini yapacak bir kurul kuruldu. Bu da sizin bahsettiğiniz gibi zaten çoktan yapılmış olması gereken bir şeydi. Bütün bunlar olup bittikten sonra, bu noktaya geldikten sonra böyle bir şey yapılıyor. Bu dediğim gibi yani en azından bundan sonrası için olumlu bir adımdır diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu süreç içerisinde de herhalde en sıkıntılı konulardan bir tanesi bütün bu reçete soruşturmasını polise bırakılmış olmasıdır. Yani aslında uzman bir ekip tarafından bu reçeteler incelenerek gerçekten yolsuzluk olduğu tespit edilenler ayrılarak ona göre onun polise intikal etmesi doğru olan olurdu. Ama tamamıyla işte böyle bir şey bulundu, polise verildi ve onun arkasının da poliste soruşturulan bir hale geldi. Halbuki bu teknik konular bu teknik konuların aslında denetlenmesi için bir etik kurul, bir denetim kurulu kurulması doğru olandı. Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği üyesi, Tabipler Birliği üyesi, sosyal sigortalardan işte eczacı ve şube amiri ve işte Eczacılar Birliği'nden eczacı filan olacak şekilde bir kurul kurulması planlanıyor. Bundan sonrası için bu iyi ama şu an geldiğimiz durumda hekimler hala daha reçete yazmaya çekiniyor. Eczacılar bu reçeteleri dolduramıyor. Şu an halkımız işte eczaneye gidip kendisi ödeyip sadece %7,5 indirimle bu ilaçları alıyor kendi cebinden çıkan parayla. Sonra onu alıp sosyal sigortalara gidip onun ödemesini almaya çalışıyor. Ve gene mağdur olan halk oluyor ve çoğu zaman da paralarını alamıyorlar. Bir izleyicimiz şöyle yazmış, Metin Maraş Ali, İngiltere'de her ilaç tek fiyattır. Sosyal devlette böyle işler diyor. En pahalı ilaç, en ucuz aynı fiyat. Alacağınız ilaç devletin koyduğu limitin altında olan ilaçlar eczane fiyatı. Demek ki devlet orada ilaçlarla ilgili kesin bir rakam veriyor. Neyse o ödenir diyor. İlaç alamayan kesim olamaz diyor. Evet. Düşük gelirli ve 60 yaş üzeri insanlar bedava ilaç alabiliyor. Sosyal devlet ve sağlıklı toplumun ihtiyacı bu. Evet. Yani gelişmiş ülkelerde. Yani dediğim gibi aslında bizde de bir sistem var. Sistem sadece düzgün çalışmıyor. Sistemin içinde sıkıntılar var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Yani bizde de sonuçta ilaç eczacılık dairesine gidip ücretsiz alıyorsunuz mesela ilacınızı. Ama işte gittiğinizde o ilaç var mıdır bilmiyorsunuz. Geldi miydi, ne zaman gelecekti. İşte git 2 hafta sonra gel. Şimdilik sana vereyim bu 5 tableti de gel işte 5 gün sonra biraz daha vereyim falan gibi hastayı mağdur eden birçok şey oluyor. Bununla ilgili de temel sorun plansızlık, programsızlık. Yani siz zaten ilaç için yeterli olan bütçenin bütçeyi ayırmayarak siz aslında halkınızın ihtiyacı olan ilaca, ihtiyacı olan zamanda ulaşmasını otomatik olarak engelliyorsunuz. Yani bizim yaptığımız budur. Sağlığa bir bütçe ayırıyorsunuz, ilaca bir bütçe ayırıyorsunuz. Bunun yeterli olmayacağını biliyorsunuz. İhaleye çıkıyorlar, işte 3 aylık ilacı alıyorlar. Ondan sonra tekrardan ilaç bitiyor. Bu sefer ara alım yapmaya gidiyorlar. Ara alıma gittiklerinde çoğu zaman piyasadan daha pahalıya almak zorunda kalıyorlar. Geçen sene mesela ek bütçeyle gittiler ve direkt piyasadan ilaç aldılar. Ve en az 3 katı daha fazla fiyatı aldılar normalde ihaleyle ilk etapta almış olsalardı alacakları fiyattan. Ve bu bilerek isteyerek bu şekilde yapılıyor. Ve bunu bir de kahramanlık hikayesi gibi yazıyoruz. Ne yapalım işte halkımızı ilaçsız bırakmadık aldık. Tamam da yani bilerek isteyerek zaten bu süreci bu şekilde buraya götürdünüz. Dolayısıyla işte ilaç takip sistemini biz kursak bu ülkede gerçekten hangi ilaçtan kaç tane ihtiyacımız var en başından bunu planlayabilsek bununla ilgili gerekli ihale zamanında çıksak kaldı ki ilaç eczacılık dairesinin veya devletin eczacılık yapmasının önüne geçilmesi de yıllardır konuşulan tabii bu şeylerden bir tanesidir. Planlamayı yapmak da neticede nüfusa bağlıdır. Yani nüfusumuzun kesin olmamasından dolayı el yordamından bazı kararların alınması. Yani bu planlar yapamamak da aslında gerçek anlamda bir nüfus politikanızın
olamaması nüfuzumuzu kesin olarak bilmemenize de dayanır. Evet, temelde buna dayanır ama ben bunun arkasına saklanıp da zaten bilmeyik o yüzden ne yapalım mada dönüşmemesi gerektiğine inanıyorum. Yani bebek adımlarıyla da olsa daha doğruya yaklaşabiliriz zaman içerisinde. Yani bir ilaç takip sisteminiz olursa siz hangi ilaçtan ne kadar tükettiğinizi bir sene içerisinde düğmeye bastığınız anda zaten göreceksiniz. Onu gördüğünüz için de ülkeye en az o kadar ilaç girmesi gerektiğini bileceksiniz. Ha ben işte belki %10 daha fazla sipariş vereceksiniz. Yani birden nüfus artışını göz önünde bulundurarak. Yani mesela benim laboratuvar sorumlusu olduğum dönemde biz laboratuvar malzemesiyle ilgili öyle yapardık. Hepatit testleri her yıl artardı mesela. Ama biz her yıl zaten kaç test yaptığımızın listesini kendimiz tuttuğumuz için, kaç tane hastamız olduğunu bildiğimiz için, sonra gelecek yılda artacağını da göz önünde bulundurarak ona göre mesela ihtiyacımız olan sayıyı aşağı yukarıya hesaplayabilirdik. Ve ona göre ilaç eczacılık dairesinde bizim budur ihtiyacımız diyebilirdik mesela. Dolayısıyla veri olmadan hiçbir şey planlayamazsınız. Ha, nüfus gerçekten büyük bir sıkıntıdır. Ciddi bir belirsizliktir. Kontrolsüz bir nüfus akışı da var. Ama aslında biz bugüne kadar yapmamız gereken şeyi yapsak, planlı programlı bir şekilde aslında belli şeyleri yürütsek, veriyi tutacak mekanizmaları oturtabilsek en azından biraz olsun bunun önüne geçebiliriz. Tabii başka konu da sık sık yani hemen hemen her gün bazen arka arkaya yani birkaç günde bir ani ölüm haberlerini duyuyoruz. Ve artık o ani ölümde yaşın da aşağıya çekildiğini, 39-40 yaştaki insanın evinde ölü bulunduğunu, bu konudan ilgili herhangi bir araştırma yapılmasını da ben duymadım açıkçası yönetim, yasal hükümet tarafından veya Sağlık Bakanlığı tarafından. Sadece işte pıhtı atması, emmöle atması şeklinde de bir otopsi sonuçlarıyla ilgili arada bir bilgilendirme okuyoruz. Dışarıda vatandaşlarla konuştuğumuzda gerçekten ciddi bir endişe var. Yani son pandemi döneminde yapılan hepimizin yaptırmak durumunda kaldığı aşılarla ilgili olarak işte bu aşıların yan tesiri işte bu pıhtı atmasıdır şeklinde ama yorumlar aslında COVID-19'un esas yan etkisi mesela pıhtı atmaya da damar bozukluklarını da sağlayabildiği de biliniyor. Yani birazcık bunları ben yanlı buluyorum açıkçası ve zaten yani pandemi süreci çok fazla yanlış bilgiyle doğru bilginin birbirine karıştığı artık neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bence halkın da çok belirsiz hissettiği bir sürece dönüştü. Yani bu dünyada aslında var ve bilgiye çok daha hızlı ulaşabilme, yanlış bilginin çok hızlı yayılabilmesi bu tür endişeleri de bence beraberinde getiriyor. Yani aşıyla birlikte aslında ölüm oranlarının ciddi anlamda azaldığı pandemi sürecinde yani verilerle gösterildi. Ama mesela bu çok konuşulmuyor. Ama işte aşıdan dolayı ölümlerin arttığı nedense daha biraz da daha işte böyle fantastik konular olduğunda ya da daha ilgi çekici, daha bilim kurgu gibi olduğunda daha çok ilgi çekiyor gibi bir süreç var. Sonuç olarak ani ölümler arttı mı sorusunun cevabıyla ilgili elbette Sağlık Bakanlığı sürekli çalışma yapıp halkı bilgilendirmelidir. Halkı zaten Sağlık Bakanlığı'nın yeteri kadar bilgilendirmemesi, farkındalık çalışmaları yapmaması genel sağlığımızla ilgili ciddi anlamda bir sorundur bence. Ama birçok farklı konu var. Örneğin sigaranın akciğer kanserinde birinci ölüm yani akciğer kanserinin birinci sebebi olduğu, akciğer kanserinin kanserler arasında en çok öldüren kanserlerden bir tanesi olduğu da biliniyor. Ama bizim ülkemizde mesela sigara içmek her yerde serbest yani sözde yasak ama gerçekte serbest ve en yaşlısından en gencine herkesin böyle yani çok sağlıklı bir şeymiş gibi bütün gün sigara içtiği bir ülkedeyiz. Ondan sonra da aman işte aşı olduydum acaba ondan ölür müyüm? Yani sen önce elindeki sigarayı bence bir kenara bırak. Yani böyle bir de çelişki çok içerisindeyiz. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben açıkçası o yüzden böyle biraz
Yani biraz işte medyanın da algısıyla bunun yaratıldığını düşünüyorum. Çünkü aniden bakıyorsunuz ani ölüm, yani birisi evinde ölü bulunduğu anda ani ölüm diye bir haber düşüyor ya önümüze. Bakıyorsunuz 80 yaşında bir kişi ölmüş. Tamam yani yani belki de gerçekten doğal sebeplerle de ölmüş olabilir. Bir bu boyut var. Bence buradan da bakmamız gerekiyor. Bir bu. İkincisi dünyada en çok ölüm sebebi kalp damar hastalıklarıdır, birinci ölüm sebebi, ikinci de kanserlerdir bütün dünyada. Bu yani pandemiden önce de böyleydi, pandemiden sonra da böyledir. Kalp damar hastalıklarının neden olduğu da gene beslenme, sedenter hayat tarzı, obezite. Yani mesela kaç kişi gerçekten bilinçli besleniyor, kaç kişi gerçekten sporunu düzgün yapıyor. Dediğim gibi işte kaç kişi mesela sigaranın da bu kalp damar hastalıklarıyla ilişkisi olduğu biliniyor. Kaç kişi bununla ilgili bir şey yapıyor? Yani biz mesela bizim ülkemizde aslında sokakta yürüyemiyoruz biz. Aslında şöyle mesela diyelim ki son bir yıl içerisinde ani ölümlere, yani çok basittir aslında, yani ben bir sağlıkçı değilim. Ani ölüm yaşayan kişilerin sigara içip içmediğine baksanız denebilir şu ani ölümle karşılaştığımız işte 40 kişinin şu kadarı sigara kullanıyordu. Yani bir farkındalık yaratmak için bile bir adım olur dediğiniz gibi. Yani sonuç olarak veri toplama ve halkı bilgilendirme çok önemli unsurlardır. Yani önce ben bu söyleyeceklerimi bir söylemek istedim, dediğim gibi yani sigara kullanımı, sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenmeme ya da işte sedenter yaşam. Bizim ülkemizde toplu taşıma yok. Hiçbir yere yürümüyoruz. Yani evimizden çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, ofise gidiyoruz. Arabadan iniyoruz, gene arabaya binip evimize gidiyoruz. Yani çok az yürüyoruz aslında. Mesela kalp damar sağlığı için en önemli şeylerden bir tanesi yürümek. Ve bedava, yani bunun için ne spor aleti almanıza gerek var, ne bir yere üyelik aidatı ödemenize gerek var. Ama insanlar, yani biz yürümüyoruz, yürüyecek bir ortamımız da yok zaten. Çünkü yani işte gece yürüseniz sizi araba basabilir karanlık yollarda, işte gündüz yürüyeceksiniz zaten işte kaldırımda ayağınızı burkabilirsiniz Allah korusun. Yani yani bir sürü onunla ilgili başka sorunlarımız var, onları da başka zaman konuşabiliriz. Ama veri toplamayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken şeyler var ve bu konuda aslında ciddi sıkıntılarımız var. Biz hükümette olduğumuz dönemde İçişleri Bakanlığı'nda ölüm kayıtlarının tutulmadığını fark ettik, biliyor musunuz? Yani kaymakamlıklara gidiyor ama oradan İçişleri Bakanlığı'na gelmiyor. Yani öyle bir devlet düşünün, öleniyle doğanını bile doğru düzgün verisini tutmayan bir devlet yani yapısı. İnsan utanır yani bunları söylesin. Şaka gibi ama ne gerçek. Demek yani kayıt yani tutmayacak? Acı ama gerçek. Veya ondan sonra işte bizim yani o dönem işte bizim girişimlerimizle bu ölüm kayıtları tutulmaya başlandı. Ölüm kayıtları tutulurken doktor bir yazı yazıyor, bir kağıda, bilirsiniz doktor yazıları nasıldır genelde okunmaz, yani zor okursunuz, eczacı ancak okur. Bu mesela geliyor İçişleri Bakanlığı'nda memurun önüne, o zaten onu okuyamıyor. Ölüm sebebi nedir? Bir şey yazıyor oraya, ya okuyabildiği, anlayabildiği kadarıyla. Tamam mı? Böyle bir süreçteydik. Yenile gene hastanedeki hekimlerin girişimiyle mesela işte çocuk bölümünde bununla ilgili daha düzgün bir form oluşturuldu. O formlar üzerinde işte ölüm sebebi yazılıyor. Veya yani oradaki hekimlerin de tabii ki gerçek ölüm sebebi nedir? Yani işte zatüre oldu yoksa yani zaten altta yatan başka bir hastalığı vardı da, yani mesela bunlar da önemli şeyler sonuçta. Yani bu kayıtların düzgün tutulması önce çok önemli bir unsur ve bu konuda hala daha biraz daha yolumuz var diye biliyorum. Çünkü veriniz yoksa, siz zaten o veri, yani olan veriniz ya da güvenilir değilse, o zaman siz ondan da bir sonuç çıkaramazsınız. Çünkü tam olarak sebebi nedir onu bilmediğiniz sürece çıkacak sonuç da zaten aslında bilgilendirici olmaz, yanıltıcı da olabilir. Yani
Doğru düzgün ölüm kayıtları tutulursa, ölüm sebepleri açıklayıcı bir şekilde yazılırsa, bunlar toplanırsa elbette bu toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek açısından önemli olur diye düşünüyorum. Ama sizin bahsettiğiniz gibi yani bir sürü diğer yan etkileri de bunları da bilmemiz lazım. Yani işte kaç tanesi sigara içerdi, kaç tanesinin kilosu normalin üstündeydi, kaç tane vesaire vesaire vesaire. Çünkü dediğim gibi yani dünyada bunu zaten toplamışlar, bölmüşler ve demişler ki kalp damar hastalıkları birinci ölüm sebebidir. Kanser hastalıkları ikinci ölüm sebebidir ve bu yıllardır böyledir ve değişmez de yani çok fazla. İşte kanserler arasında da işte en çok erkeklerde akciğer kanseridir, kadınlarda meme kanseridir. Yani biliniyor aslında. Ha biz bunları bilerek bununla ilgili aslında daha farklı Sağlık Bakanlığı'nın görevi bu tür konularda halkını bilinçlendirmektir. Ve burada hep biz geri kalıyoruz. Çünkü biz ancak da işte o hastadır, ona bakalım, ona daha fazla ilaç alalım. İşte kanser hastasıdır, bu kemoterapiyi de verelim, öbürünü de verelim. Ama aslında önce bizim bunların olmaması için ne yapabiliriz? Önlemek için ya da erken tanıyı artırmak için ne yapabiliriz? Yani işte meme kanseri farkındalık haftasında açıklamalar yaptık işte bu kadar. Mamografi yapılıyor hastanede. Benim hep sayılara bir hayalim var sağlıkla ilgili. Evet. Erken teşhis merkezi var. Hı-hı. Bir vatandaş gidiyor orada kontrolünü yapıyor kanserle. Bizim ülkemizde de keşke diyorum araçlar olsa sağlık merkezlerine, ilçelerdeki sağlıklık merkezlerine gelse araçlar ve oradaki veya köylere gitse ve hastanın hasta değil ki kadının veya erkeğin ayağına gitse bu merkez. Teşekkür ve ayağında benim açık... hizmet olsa. Yani benim anlattığım sağlık dili değil halk dilidir. Keşke dediğin... benim bölgeme gelse derim. Ben gideceğime, herkes gideceğine ve orada sıra bekleyeceğine desin ki falan gün filan yerdedir bu araç. Aynen. Orada donatılsın ve zaten ve isteyen işte, gelsin. Evet çünkü Amerika'yı tekrardan keşfetmemize gerek yok Seval Hanım. Ve yani sağlıkçı olmasanız bile işte medyanın yıllardır içinde olan bunları takip eden bir kişi olarak bunu zaten siz de önerebiliyorsunuz. Ki ben gene bunu hem kanser haftasında Sağlık Bakanlığı ile olan toplantıda sordum. Ne zaman gelecek bu mobil araç? Çünkü bir mobil araç gelmesi de gene böyle şehir efsanesi gibi her sene konuştuğumuz konulardan bir tanesidir. Sağlık bütçesinde bunu gene dile getirdim. Yani ve bana mesela o dönem işte müdürlerden bir tanesi dedi. Yok dedi biz dedi çok iyi bir şey yapmış gibi. İşte bütün hastanelere dedi mamografi kuruyoruz dedi işte Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'ne de bilmem nereye de falan. Şimdi 6 tane mamografi cihazımız olması da aslında çok övünülecek bir şey olmaz. Çünkü bu cihazları gerek birincisi bu kadar... cihazlar çok pahalı. Biz küçük bir ülkeyiz. Sonra idamesi, onların bakımı var. İdamesi evet. Sonra ne olacak? Bozulacak. Sonra tamir edecek yedek insan bulamayacak. Parça, yedek parçası olmayacak. Bekleyecek 3 ay yedek parça gelsin. Gene o kaldı orada. O yüzden ben de dedim bir tane mobil araç alın. Küçük bir ülkeyiz zaten. Küçük bir ülkeyiz. Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a 365 gün içinde planlayın bir program yapın. Bu ay, bu hafta bu bölgede, bu hafta bu bölgede o mobil araçta çalışacak hekimi, hemşireyi alın. Kimse demez size yandaş istihdam yaptık. Yani bu gerekli bir şey. Sonuç olarak yani istihdam yapın ama gerçekten gerekli ihtiyaçlar için yapın. O sistemi kurun ve o mobil araç dediğiniz gibi her gün bir köye gitsin. O köydeki kadınlar da bilsin işte mamografisi için şeyi için işte ve bu her sene tekrarlansın tabii ki. Çünkü tek bir defa yapmakla olmaz. Rutin haline gelecek. Rutin haline gelsin ve yani bu mobil araç... Yıllar önce konuşuluyordu. Hala konuşuyoruz. Bu sene yapacağız dediler. Göreceğiz. Bekliyoruz diyelim. Ha, işte gene böyle işte bir Türkiye Cumhuriyeti bize gönderecekti de bilmem neydi de falan filan. Yani rahata yatma. Rahata yatmadır bu. Evet gerçekten öyledir. Yoksa istedikten sonra bu kadar küçük bir ülkede çok kolaydır. Ve şu anda mevcut durumda erken tanı merkezi
nin yaptığı mamografi sayısı gülünçtür, bilir misiniz? Yani çok 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 azdır. Veya ben artık mesela işte özele gidip mamografimi yaptırırım. Benim yaptırdığımdan bunu devletin haberi yoktur tabii ki. Yani dolayısıyla doğru düzgün bir veri tutma da yoktur. Evet. Gelelim Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi'nin açıkladığı 14 maddelik pakete diyelim. Karma evliliklerinden doğan işte vatandaşlık hakları ön plana çıktı tabii konuşmalarda ama pek çok nokta da var. Okuduğumuz zaman aman aman çok da mühim bir açıklamanın da olmadığı belli. Belli ki Rum yönetimi Kıbrıs sorunu bağlamında işte bir adım attığını, bir adım önde olduğunu göstermeye çalışan, göz boyamaya çalışan bir durum. Ancak içerisinde iki tane de bir sağlık ile ilgili maddesi vardı. İşte güneydeki genetik hastanesinden Kıbrıslı Türklerin yararlanabileceğini, ilaç alma noktasında da yardım edilebileceği noktasında maddeler vardı. Yani ben çok olumlu buldum diyemem bu maddeye ama bu sağlık konusundan da ilgili bir değerlendirme yapabilir tabii miyiz? Ki. Ha, tabii bir de şimdi, genel bir değerlendirme. Evet, yani bu 14 madde sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Kıbrıslı Türklerin gerçekten beklediği ama beklediğini bulamadığı bir şey açıklama oldu. Çünkü biliyorsunuz karma evliliklerden doğan çocukların işte kimlik alabilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti pasportu alabilmesi konusu birçok kesimin beklediği, merakla beklediği bir konuydu. Bu pakete baktığımızda bütün açıklamaların böyle bir muallaklık içerdiğini görüyorsunuz. Yani işte bu karma evliliklerden olan başvurular incelenecek. Tamam, incelenecek de ne olacak? Gene soru işareti, yani çok bir şey yok gibi. İşte birkaç şey var, işte o kültür kartı falan filan, tamam güzel yani iyi. Ama zaten büyük ihtimalle gidip başvursan alırdın zaten yani bugüne kadar da. Sağlıkla ilgili açıkçası bence o da ciddi bir muallaklık içeriyor. Çünkü genetik hastanesinden şu anda yani Cyprus Institute of Neurology ve Genetics'te isteyen gidip zaten istediği testi şu anda da yaptırabilir. Bir kısım test küçük bir miktar ücretsiz yapılıyordu. Hala ücretsiz mi de bilmiyorum ama çoğu için ücret ödemeniz gerekiyor. Şu andaki açıklamada da oradan hizmet alabilir diyor ama gene zaten alıyordu. Alıyordu. Ödeyerek alıyordu. Şu anda zaten yani ücretsiz de demiyor gene. Dolayısıyla yani ne değişecek konusunda gene o da bence bir muallaklık içeriyor. Yani çok da bir şey yok gibi. İlaç konusunda iki toplumlu sağlık teknik komitesi aracılığıyla ilaçlar konusunda sıkıntı çektiğimizde zaten eş başkanlar konuşarak ihtiyacımız olan bazı ilaçları aldığımız dönemler oldu yani bu son yıl içerisinde de. Yani bunun devamıdır diye düşünüyorum. Onun dışında yeni bir şey olur mu açıkçası bilmiyorum. Hatta pandemi döneminde bile mesela öyle sıkıntılı şeyler olduğunda yardımlaşmalar oldu. Yani bu zaten biraz da Avrupa Birliği ve yani gene aslında onlar için bence siyasi de bir şeydir. Yani vermek durumunda kalıyorlar Kıbrıslı Türklere. Dolayısıyla yani onların dışında yeni bir şey yok gibi. Evet. Süremiz daraldı. Son konu başlığımıza girelim diyorum. Tamam. Ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin şahsi temsilcisi olarak adlandırılan Maria Kuvaller adamızla her iki liderle de görüştü. Sivil toplum örgütleriyle de görüşecek. Yani bugün de buradadır bildiğim kadarıyla. Ortak bir zemin arayışı yapıyor. Ama biliyoruz ki bizim Rum yönetimi işte iki ay Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir federal çözüm diyor. Ama bizim son birkaç yıldır özellikle yeni Türk tarafı politikası iki ayrı devletten söz ediyor. Tamamen iki ayrı nokta, yani ortak zemin bulma noktasında çok da kolay olmayacağı benziyor. Hatta üçlü bir yemek önerisinde bulunmuş Maria Kuvaller ama Ersin Tatar bunu işte federal çözümü kabul ettim diye algılanır diye yemeği ve böyle sosyal bir yemekte dahi bulunmaktan imtina etmiş. O da çok şey gelmedi bana yani. Yani gereksiz bir endişe gibi geldi. Müzakereler bu noktada başlamak için bir ışık görüyor musunuz? Yoksa boşa küre çekme midir? Yani
Maalesef yani bu 14 maddelik paket de aslında gösteriyor. Kıbrıslı Rumlar aslında bu oyunu çok çok daha iyi oynuyor. Ve çok daha dünyaya da kendilerini her zaman kabul aslında şey yani böyle yani barış isterim demeden yani sanki işte bak biz pozitif adım atıyoruz şeklinde. Biz maalesef bizim yönetimimize baktığınızda da aslında böyle çok da öyle görünmüyoruz çoğu zaman. Kıbrıs sorunu maalesef çok uzun yıllardır zaten konuşulan ve bir türlü bir çözüm bulunamayan gerek Annan planında aslında gene bizlerin pozitif adımıyla bir yerlere gelebilecekken gene Rumların olumsuz oyuyla sonuçlanan. İşte Kran Montana'da Akıncı'nın aslında gayet cesurca bir şeyleri zorlamasına rağmen gene bir sonuç elde edilemeyen bir konu. Dolayısıyla yani baktığınızda aslında Kıbrıslı Rumların da ne kadar BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyonu savunuyor gibi görünseler de aslında attıkları adımlardan buna çok da taraf olmadıklarını görüyoruz. Yani bunu söylüyorlar ama aslında bununla ilgili herhangi bir adım atmıyorlar. Yani biz her seferinde daha çok adımı atan, daha çok aslında barış için bir adım atan taraf olarak da görünüyoruz. Ama onlar bu diplomasiyi çok daha iyi beceriyorlar ve sonunda gene kaybeden Kıbrıslı Türkler oluyor gibi bir durum içerisindeyiz. O yüzden yani bundan sonrası için de ne kadar da Kıbrıslı Rumlar biz federal çözümü savunuyoruz deseler de ne kadar bunun altı dolu olduğu konusunda ciddi şüphelerim var. Bahsettiğiniz gibi yani federal çözümü yani bu sıkıntıları bilerek ve işte Kıbrıs Rumların yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediğini bilerek Kıbrıslı Türk yani Türk tarafının da biraz daha diplomatik aslında bu sürece de adım atması gerektiğine inanıyorum ve o noktada da çok böyle işte net biz işte iki devletli çözümü tartışırız başka da bir şey tartışmayız şeyindedirler. Dolayısıyla bir ortak zemine varılabilir mi? Çok emin değilim. Ama yani bizler için çok önemli bir süreç olduğuna inanıyorum. O yüzden de çok dikkatli davranılması evet. gerektiğine Süremizi inanıyorum. Süremizi tamamladık. Çok hoş bir sohbetti diye düşünüyorum. Yararlı bir sohbetti. Son mesajlarınızı alalım. Öyle kapatalım, öyle veda edelim. Buyurun. Yani genel olarak aslında böyle bir umutsuzluk hakim ülkemizde. Çok ciddi bir pahalılanmayla karşı karşıyayız. Herkes zaten kendi ekonomik durumunu işte ayın sonunu nasıl getirecek, neyi nasıl yapacak derdinde. Siyasetten de umudunu kesmiş gibi görünüyor. Yani ama bu noktada hepimizin aslında bir görevi olduğuna inanıyorum ben. Ve tam tersine aslında bu kadar zorluk içerisinde yani siyasilerden beklentilerimizi, umutlarımızı kesmek yerine daha fazlasını isteyip zorlamak gerekiyor bence halk olarak. Onu söylemek isterim. Evet, çok yani çok teşekkürler. Umudumuzu kesmeyelim, mücadeleye devam evet, çok edelim. Çok çok teşekkürler. Zaman ayırıp bizlere programa katıldınız, evet, katkı koydunuz programımıza. Kolay gelsin diyorum size. Teşekkürler. Değerli izleyenler, tarafsız bakışı bugünkü konuğumuz bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers oldu. Gündemde öne çıkan konuları konuştuk. Bir sonraki tarafsız bakışta yeniden buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.